E, kapsama gireceği kimlerin EYT'li olduğunu az çok biliyoruz artık. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve... E çalışmaya başlayıp prim ödemiş. Herkese yeterli ama kimler kapsama girecek dediğin anda işte o yasanın çerçevesini bilmemiz lazım. Şimdi bu yaş meselesi aslında buradaki sorun zaten hani bu arkadaşlarımız 8 Eylül 99 tarihinde çıkartılan yasayla bir yaş şartına takılmış arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne yönelik bir çalışma yapılıyor. E, tabii burada alternatifli dediğim gibi birçok da tasarı hazırlanmış durumda. Ha yaş şartı geldi mi? Evet geldi Masiye. Eee iki hatta iki çeşit yaş şartı da geldi. E, birincisi 48 kadınlarda, erkeklerde 50. İkincisi de erkek e, kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş sınırının olması hani prim gün sayısı 8599 öncesine dönülecek yaşta da böyle bir eee sınır getirilmesi masaya geldi. Ancak şunu söyleyeyim, tabii bu yaş meselesi veya diğer konularla ilgili, yani yasanın içeriğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Yani sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum, izleyenlerimiz de bilmiyor. Netice itibariyle bunun üzerinde konuşuluyor, değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu tür öneriler de tabii ki masaya geliyor. Bu öneriler de dışarıya sızdığı zaman da işte haberleştiriliyor, konuşuluyor. Dolayısıyla hani biz bekleyelim diyorum yasanın içeriğini Çıkartılması ama aldığımız bilgiler bu önerilerde masaya geldi yani yaş şartının da olması noktasında elbette tabi buna itirazlar da oluyor e, netice itibariyle e, hani biz yaşa takıldık tekrar bir yaş şartı gelmesi doğru değildi ama şimdi 8 Eylül 99 öncesine baktığın zaman şu yapılmış aslında 90'lı yıllar bu sorun nasıl ortaya çıkmış diye baktığın zaman 90'lı yıllardaki o popülist politikalarla ortaya çıkmış. Yani 18 yaşında işe başlayan bir kadın 38 yaşında emekli olmuş. 18 yaşında işe başlayan bir erkek 43 yaşında emekli olmuş ve bu emeklilik e, imkanları getirildiği için de sistem çökmüş aslında. Trilyonlar o zamanın ifadesiyle 100 trilyonu bulan bir zarar ortaya çıkmış. E, götürülemez olmuş e, sosyal güvenlik sistemi. Ya mantığa da uygun mu sizce? 38 yaşında emeklilik, yani Değil tamam mi? o dönemde yaşanmış işte da şimdi düşünüyorum 38 yaşında emekli oluyorsunuz. Evet bir garip doğru. Garip geliyor yani. Elbette, çok geç bir yaş. Aynen. Yani çok erken bir yaş yani onu söyleyeyim. Yani 38 çok genç bir yaş onu söyleyeceğim. Şimdi tabii bunlar olduğu için de sistem çökmüş. Sistem çökünce de ne yapmış o zamanki koalisyon hükümeti? Ee, o yasayı çıkartmış. Yasayla birlikte... Hatta 99 sonrası için 60 yaş getirilmiş. O yüzden bugün oluşmuş bir sorun var. O sorunu çözmek için de bir çalışma yürüyor. Dediğim gibi bu tür öneriler geliyor, gidiyor. Hı hı. Bunların üzerinde çalışılıyor, değerlendiriliyor. O yüzden de tartışılıyor. Peki. Dediğim gibi bunun resmi açıklama yapıldıktan sonra değerlendirmek lazım.